kendi bağımsız yürüyen bir çocuk ki. Dengeyi de sağlayamıyor. Kahramanmaraşlı liseli kızın zor günleri. Lise öğrencisi Nur Küçük 2 yıl önce trafik kazası geçirdi. Özel bir hastaneye kaldırılan genç kız yoğun bakım servisine yatırıldı. Ailesinin iddiasına göre 16 yaşındaki Nur hastanede enfeksiyon kapıp hafızasını yitirdi. Kaptığı enfeksiyon sonrası konuşma, yürüme ve hafıza kaybı yaşayan Nur Küçük eve mahkum oldu. Nur'un ailesi yetkililerin konuyla ilgilenmesini istiyor. İlk etapta her şeyin gayet normal olduğu söylenildi. Ama 12. gün benim çocuğum şişmeye başladı. Enfeksiyon olmuş, hastane enfeksiyonu kapmış. Ve acilen bizi gönderdiler. Benim çocuğum Necip Fazıl'da 2,5 ay yoğun bakımda enfeksiyon tedavisi gördü. Hala enfeksiyonu atamadı. 3 ayda bir kan kültürüne giriyor. Konuşurken zorlanıyor. Hafızası %50'lerde ve yürümesinde çok sıkıntı çekiyor. Özel hastane demek istemiyorum. Tamamen bir ticarethane demek istiyorum buralara. Buna yetkili kişilerden buna bir el atmalarını, yani ben Sağlık Bakanlığı'na bu şikayetimi de bildirdim zaten. Çocuğum böyle çok zorluk içinde, evin içinde mahkum gibi. Biz evden böyle çıkamıyor. Çocuk konuşmasında işte zorlanıyor. Böyle bir günler gelip geçiyor işte. Biz de yetkililerden yardım şey istiyor. Neyse gereken neyse destek bekliyor bizde. Teşekkür ederim öncelikle. Ben zor günler atlatıyorum. Konuşmamda sıkıntı çekiyorum. Yürüyemiyorum. Eve mahkum oldum resmen. Beni böyle yapan hastanenin de gerekenin yapılmasını arz ediyorum. Okula gidiyordum ama okulda oldu bu kaza. Okulda öğle arasında oldu bu kaza. Şu an okula gidemiyorum. Eve mahkumum. Tamam ben hafıza kaybı yaşadım bir de. Ben kendi kendimi bile bilmiyormuşum. Ama çok şükür onlar düzeliyor. Hala hatırlamadığım şeyler var tabii.